Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Bugün Cuma günü ve haftanın savunma havacılık konularındaki gelişmelerini birlikte değerlendireceğiz. Üzerinde duramadığımız konuları biraz daha detaylıca açmaya çalışacağız. Ee, bu haftanın en ilginç gelişmelerinden bir tanesi 2009'da Büyük Birlik Partisi e, lideri Muhsin Yazıcıoğlu ve yanındaki 4 kişiyle birlikte hayatını kaybettiği helikopter kazasında çıkan e, kararlardı. Bu kararlar gerçekten çok ilginçti çünkü bu dosya daha sonra tekrar açıldı çünkü bir FETÖ e, parmağının olduğu ifade ediliyordu. Ama bu mahkemeden ki yaklaşık bir ay sonra Mart ayında zaman aşımı gerçekleşecek bu mahkemeyle ilgili enteresan e, cezalar çıktı. Cezalarla ilgili dört kişiye e, ceza verdi Kahramanmaraş'taki mahkeme bunlar dönemin... Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Orhan Birdal, dönemin Sivil Havacılık Genel Müdürü Ali Arıduru, yine dönemin Adana Jandarma Bölge Komutanı Emekli Kor General Ali Lapantalı ve Kurmay Başkanı Mazlum Koçoğlu'yu görevi kötüye kullandığından dolayı mahkeme ceza verdi. Hapis cezaları verdi. İşte bu hapis cezaları bir yıl bir ay ila bir yıl altı ay arasında değişiyor. Ee, bu ceza sonrasında ben bir haber yaptım ve arkasından da e, halen Ulaştırma Bakanlığı'nda da görev yapan Orhan Birdal bana uğurdu. Uzun yıllar Devlet Hava Meydanları'nın genel müdürlüğünü yapmıştı Orhan Birdal. Orhan Bey'e de bir yıl, e, bir ay hapis cezası çıkmıştı. Bunda da görevini kötüye kullanma. E, tabii merakla da sorduk niye görevi kötüye kullanma diye. E, Orhan Bey dedi ki biz mahkemeye gerekli kanıtları sunduk. Helikopter 2009'da Mart ayında meydana geliyor. Gerçekten zorlu kış koşulları var. Tam yerel seçim yapılacak. Büyük Birlik Partisi Muhsin Yazıcıoğlu da e, çeşitli illeri dolaşarak mitingler düzenleyecek. Helikopter kiralanmış. Helikopter ilk olarak Kahramanmaraş'tan havalanıyor. Kahramanmaraş'tan havalandığı zaman görüş 10 kilometre ve üzeri. Yani helikopterin VFR yani görerek şartlarda uçuşuna herhangi bir engel yok. Uçuş planı çekiliyor. Kontrolör ve kule de kalkış izni veriyor helikoptere. Bunun yanlış değerlendirildiğini ifade etti Orhan Birdal. Helikopter kalkıyor. Daha sonra rotası boyunca giderken görüş şartları düşmeye başlıyor. 2 kilometrenin altına iniyor. Helikopterin işte inmesi beklemesi gerekirken yoluna devam ediyor. Orhan Bey ben bütün belgeleri, sivil havacılık kurallarını, neye göre uygun yapıldığını bunların hepsinin belgelerini verdim ama... Demek ki hani biraz mahkemede bir suçlu mu aranıyor anlamadım dedi. Bize kurallara uygun hareket etmemize rağmen bu cezanın geldiği. Dönemin Sivil Havacılık Genel Müdürü Ali Arıduya'da helikopterde ELT olarak adlandırılan bir sistem var. Emergency Location Transmitter diye yani çarpma, sert bir çarpma ile birlikte ELT sinyalleri yaymaya başlıyor. Uyduya kadar çıkıyor. Uydudan da arama-kurtarma merkezlerine o enkazın koordinatı geliyor ki arama-kurtarma noktayı atış yapsın, zaman kaybetmesin diye. O ELT cihazıyla anten arasındaki bağlantını tam olarak yapılmamış ve bu bağlantı çıktığı veya doğru yapılmadığı için ELT sinyali gidemiyor ve tabii ki bu kaza sonrasında çok ciddi bir arama-kurtarma e, sorunları yaşanıyor. İşte e, insanlar yaralı helikopterde beklerken çok farklı yerlere, e, kurtarma ekipleri gönderiyor. Hava kötü ama bir yandan da GSM olarak adlandırılan cep telefonu konuşmaları var. Onların da bir şekilde sinyal kestirimi yapılamıyor. Tabi buralarda bir FETÖ'nün parmağı var. Daha öncesinde de uçağın e, bölgede uçuş gerçekleştiren e, F4 uçaklarının türbülansına girdiği iddiaları var. Tabi bunları bilmiyoruz. Bunlarla ilgili bir şey çıkmıyor ama sonuç dolaşıp dönüp dolaşıp dönemin devlet hava meydanları genel ile o bağlantı nedeniyle sorun yaşandığı, ielti sorunu yaşandığı için de sivil havacılık genel müdürüne çıkmış durumda. Olayın tabi jandarma komutanı falan onlar ne kadar bağlantılı bu arama kurtarma faaliyetleriyle açıkçası onlarla ilgili bir şey bir bilgi yok. O yüzden de bir şey söylemek istemiyorum. Yani burada bu ilk defa bir kazada Devlet Hava Meydanları Genel Müdürüne ve Sivil Havacılık Genel Müdürüne ceza çıkması da gerçekten çok ilginç. Bakalım bu bir iç saat oluşturur mu veya e, Orhan Birdal e, buna itiraz edeceklerini e, ifade etti. Nereye doğru gider ben de açıkçası merakla bekliyorum ama bu karar gerçekten e, Türkiye'de havacılık kazaları konusunda mahkeme hukuksal boyutunu nasıl etkileyecek? E, açıkçası ben de bu sorunun cevabını merakla bekliyorum. Çünkü bir havacılık kazası oluyor. Bu kazayı araştırması gereken merkez kaza inceleme kurulu Baştırma Bakanlığı'na bağlı. Buradan bir kaza raporu çıkıyor. Bir de e, işte sigorta konusu, ölenler, yaralananlar, tazminat konusu olduğu için bir de olayın hukuksal tarafı var. Ama mahkemeler işte birdir kişi raporlarıyla en son bu Pegasus kazasında da olduğu gibi e, biraz havacılık e, hazırlanan kuralları işte hazırlanan raporları biraz eski geçerek bu taraflara doğru odaklanabiliyor. Gerçekten üzerine çok spekülasyon oldu bu helikopter kazasının fetö parmağı olduğu ifade edildi Bu konuyla ilgili işte çeşitli tutuklamalar yapıldı, cezalar verildi ama gerçekten bu hapis cezası da çok çok ilginç bakalım ne sonuçlanacak göreceğiz. İkinci konumuz Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından düzenlenen 6 yeni ARGE araştırma geliştirme projesinin imza töreniydi. E, bu törenle birlikte e, Savunma Sanayi Başkanlığı ile birlikte teknik altyapı özellikle TÜBİTAK e, tarafından veriliyor ve çeşitli paydaşlar var bu ARGE e, projeleri içerisinde. Amaç Türkiye'nin eksik olduğu noktalardaki ARGE faaliyetlerini geliştirmek, işte Uçak motoru, havacılık sanayi, mühimmatlar, yazılım, uzay gibi çok çok farklı konular var. Umarız e, bu çalışmalar gerçekten çok önemli teknolojilerin ortaya çıkmasına sebebiyet veriyor. Burada geliştirdiğiniz bir teknoloji Türkiye'de farklı alanlarda da kullanılabiliyor. Çünkü gerçekten teknolojinin en uç tarafı savunma ve havacılık. Daha sonra bunu e, hayatımıza sokabildiğimiz zaman e, çok daha fazla bunlarla ilgili bir Katma değer oluşturulmuş oluyor çünkü arge paraları burada devlet tarafından savunma şirketlerine projeler için veriliyor ama elde edilen katkılar bu sektörde kalıp dağılıyor ve gerçekten ülkemizin artı değeri haline geliyor. Nedir bu projeler onlara biraz bakacak olursak. Birinci proje e, faz 1 cevher projesi savunma sanayi başkanlığıyla TUSAŞ Motor Sanayi Eskişehir merkezi TEİM'in ortak geliştirdiği bir sistem. Burada amaç mevcut durumda yurt dışından temin edilen havacılık gaz türbin motor malzemelerinin geliştirilmesi ve toz metalurji ile türbin diski üretimine yönelik olarak kapsülleme sisteminin geliştirilmesini sağlamak. Gerçekten türbin diskleri e, motor içerisinde çok yüksek hızlarla dönen, çok yüksek derece ısıya maruz kalan çok önemli sistemler ne kadar Dayanıklı türbin motoru, türbin çok özür dilerim, türbin diski geliştirdiğiniz zaman bu kadar motorun ömrü uzuyor ve bakımlar çok daha geniş saatlere yayılıp operasyon maliyetlerine çok ciddi etki yapıyor. Bir uçağın zaten en önemli parçası, en pahalı parçası motor. Türkiye'nin de bu motor konusunda özgün girişimleri var. Teyde bu motor konusundaki çalışmaların ana merkezi. Geçtiğimiz haftalarda da zaten. Teynin Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Profesör Doktor Mahmut Akşit ile çok güzel bir röportaj yapmıştık. Ee, Mahmut Hoca o detayları bize böyle bir ders verir gibi 70 dakikalık bir röportajla anlatmıştı. Dilerseniz tıklayıp buna da bakabilirsiniz. İkinci konu Kehribar Projesi. Ince ve hafif balistik dayanımlı cam sistemi, ee, özellikle kara platformlarında zırhlı araçlarda kullanılıyor. Aynı zamanda hava ve deniz platformlarında da kullanılabilecek bir kehribar projesi e, için anlaşma yapılmış durumda. TÜBİTAK Mam bu e, çalışmalarda ana teknolojinin geliştirilmesi için çok önemli katkıda bulunuyor ve alt yükleniciliğin de Türkiye'de gerçekten cam denildiği zaman akla gelen en önemli şirketlerden biri şişe Şişecam. İşte gördüğünüz o e, kara araçlarında camlar vardır İşte şoförün baktığı komuta kontrol gelecekte de işte belki havacılık araçları için kanopi üretilmesi veya deniz araçlarında işte kaptan köşkünün olduğu bölümdeki camlar gibi dış darbeye çok dayanıklı işte kuş çarpması e, belirli bir ebata kadar mühimmat veya parçacık geldiği zaman içeridekilerin hayatını kurtaran gibi böyle çok özel camlar bu kehribar projesi ile üretilecek. Üçüncü proje Grakor projesi, bu grafen katkılanmış nano fiber kumaşlarla birleştiriliyor, grafenle güçlendiriliyor, fiber takviyeyle ve personeli korumaya yönelik polimer kompozit zırh malzemesi geliştirilecek. Bu nanografi, nanoteknoloji tarafından yürütülecek bir proje. Bu da özellikle tabii ki askeri birliklerdeki e, yaralanmaların, e, e, operasyonlardaki yaralanmaların önüne geçilecek gerçekten yeni nesil sistemler. grakor projesiyle de umarız önümüzdeki günlerde daha fazla gelişme olur ve sizlere bu gelişmeleri aktarabiliriz. Bir e, sonraki proje ise küresel zafiyet analizi, keşif projesi. E, bunda bilgi işlem altyapılarında siber zafiyetlerinin önceden tespitinin, yapay zeka destekleriyle gerçekleştirilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda internete bağlı cihazlara yönelik bir arama motoru geliştirilecek. E, proje kapsamında ülkemizin milli siber güvenliğine katkı sağlayacak istihbarat verisinin toplanması ve karar alıcılar için etkin çıktıların üretilmesi hedefleniyor. Proje Intel Pro Bilgi Teknolojileri firması tarafından üretilecek. 5. önemli proje ise Milas adını taşıyor. Yazılım tanımlı ağlarda yapay zeka temelli zafiyet tespiti ve engelleme. Bu proje kapsamında kritik iletişim altyapılarına otonom bir siber güvenlik katmanı oluşturulacak. Tüm şebekeler uçtan uca servis sürekliliği ve veri gizliliği sağlanacak. Yapay zeka projenin içerisinde olacak. Bu projede Ula karşı ana yükleniciliği ve STM'nin alt yükleniciliği ile hayatta getirilecek. Malum işte STM de Savunma Sanayi Başkanlığı'nın şirketlerinden biri, önemli şirketlerinden biri, mühendislik altyapısı geliştiren bir şirket. Sonuncu proje ise Y ve kısaltılmasıyla yenilikçi yazılımlar yarışıyor. Y3 deniyor ve veri kovanı platformu çerçeve sözleşmesi olarak adlandırılıyor. Burada da Yapay e, zeka çalışmalarında ihtiyaç duyulan verilerin etiketlenmesi amacıyla bir e, veri kovanı platformu kurulmuştu. Bunun sürdürülebilir bir program yönetiminde dönüştürülmesi hedefleniyor. Projeye tek Savunma Sanayi Teknolojileri AŞ tarafından e, devam ettirilecek. Gerçekten Türkiye'de savunma sanayi dendiği zaman ARGE çok önemli. E, 2002 yılında Savunma Sanayi Başkanlığı'nın verilerine göre ee, sadece 49 milyon dolar ayrılmış 2002'de. Bu rakam 2019'da 34 kat arttırılarak 1.7 milyar dolara yükseltti ve şu anki toplam savunma ciromuzun da %15'ini Arge faaliyetleri oluşturuyor. Arge'de kendiniz geliştirdiğiniz zaman, haklar size ait olduğu zaman bu e, teknolojilerle savunma sanayi ürünleri hem daha iyi hale getiriliyor hem de bu bir kazanım olarak ülkede kalıyor. Farklı alanlarda kullanılarak e, daha fazla teknolojinin, daha ileri teknolojinin uygun fiyata e, Türkiye içerisinde farklı ürünlerde yer alınmasına imkan sağlanıyor. Üçüncü konumuz Türkiye'deki havacılık sektörünün e, malum bu koronavirüs salgını nedeniyle arka arkaya açıklanan zararlar. zararda e, en büyük zarar ne yazık ki Türk Hava Yolları'nın 17.2 milyar TL zarar 2020 için açıkladı. E, borsaya açık şirketlerin tabi bilançoları ve kamuoyuna aydınlatma platformuna verdiği bilgilerden biz bunu görüyoruz. Pegasus'un 3.2 milyar TL zararı var. Yine Tav Havalimanları Holding'inde 2.2 milyar TL'lik bir zarar etmiş 2020'de. Şöyle bir topladığımız zaman işte yaklaşık 23 milyar TL'lik bir 3 şirketin e, zararı var. İşte borsaya açık olmayan işte İstanbul Havalimanı İGA var. Sabiha Gökçen Havalimanı, işletmecisi İSG var, diğer şirketler var. Gerçekten e, bu koronavirüs salgını e, dünyada sektörler arasında en fazla sivil havacılığı buldu. E, ve gerçekten şirketler ayakta durmakta zorlanıyor açıkçası. E, i̇şte bu konuyla ilgili devletin çeşitli adımları var. Geçtiğimiz günlerde Tav Havalimanları açıkladı. 2 e, yıl işletme süresi eklendi, terminallerin işletme sürelerine ve gelecek yılda da işte e, Aylık kiraların ödenmesiyle ilgili de bir erteleme söz konusu. Benzer durum İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen içinde görüşmeler sürüyor. Bakalım nereye doğru varacak meraklı bekliyoruz. Geçen haftaki gündemimizde e, Kars'tan, Tatbikat'tan dönerken Esenboğa Havalimanı'ndan uçmuştum. Esenboğa'nın tuvaletlerinin durumunu anlatmıştım. Tavdan geri döndüler bana. Konunun incelendiğini e, belirttiler ve bu konudaki hassasiyetin e, daha da daha temizlik standartlarını yukarı çekilmesini hedeflediklerini belirttiler ama o videonun arkasına da geçen hafta e, okuyucularımız izleyicilerimiz Ankara uçuşları ile ilgili izlenimlerini e, gerçekten yazdılar. Bu sadece işte tuvaletlerin pis olması problemi bugünkü işte, veya bir günlük bir proje şey değil çalış e, olay olmadığını ifade ettiler. Uzun zamandır tuvaletlerle ilgili Ankara Esenboğa Havalimanı'nda ciddi bir şikayet söz konusu. Umarız tavluları dikkate alır ve hızlı bir şekilde çözüm üretir. Dördüncü konumuz e, yine imalatı sona erdirilecek bir uçak projesi. Geçtiğimiz hafta Learjet e, işletinin artık imal edilmeyeceğini ve bu yıl içerisinde üretimin durdurulacağını anlatmıştık size. Bu kervana diyelim yine geçmişte Bombardier e, portföyünde bulunan D8 serisi turboprop yani pervaneli bölgesel uçak ailesi katıldı. Şu an D8'lerin üretim hakkı de Havilland Aircraft of Canada şirketine ait. E, şirket elindeki siparişi alınmış 11 adet uçağın üretimini tamamladıktan sonra D8 imalat hattını kapatacağını açıkladı fabrikada Kanada'da bulunan fabrikada Toronto merkezi bu fabrikada 500 kişi görev yapıyordu. Onlar ne yazık ki işsiz kalacak. E D8'ler gerçekten yüksek süratleriyle böyle ince uzun narin yapısıyla bölgesel uçak için çok önemli bir uçak modeliydi. rakibi de Avrupa'da işte Fransa ile İtalya'nın ortak geliştirdiği ATR serisiydi. ATR'leri hatırlayacaksınız geçtiğimiz günlerde. Türk Deniz Kuvvetleri'ne teslimatı tamamlanan P-72 uçaklarıyla size biraz anlatmıştım. Artık kanalı rakibi ATR'lerin kalmıyor. Çünkü fabrika kapanıyor. E, fabrika sadece e, özel sipariş alınırsa bu uçakların üretileceğini açıkladı. Q-400 serisinin ileride işte büyütülmesi falan hedefleniyordu ama son yıllarda D-8 çok fazla sipariş alamadı. ATR buna rağmen e, daha fazla sipariş aldı ki daha yavaş bir uçak olmasına rağmen uygun fiyatıyla, uygun operasyonel maliyetleriyle gerçekten insanlara e, hava yollarına bir farklı bir sunum gerçekleştirdi ve satış başarısı yakaladı. Bazen insanlarımız bölgesel uçak deyince e, böyle hepsi jet olsun gibi iddialarda, isteklerde bulunabiliyorlar ama bölgesel uçaklarının ne yazık ki temelini bu pervaneli uçaklar oluşturuyor. İşte size biraz e, sarsıntılı, biraz gürültülü gibi gelse de bu uçaklar kısa uçuşlar için jetlere göre çok daha ekonomik özelliklere sahip. Ee, bir kere zaten aynı uçuşlarda işte 1,5-2 saatlik uçuşlara baktığımız zaman turboprop pervaneli uçaklar yakıt sarfiyatı olarak jetlerden daha az yakıt tüketiyorlar. Bu bir hava yolu için çok önemli bir faktör ama işte jetler daha hızlı, daha çabuk gidiyorlar. Bu da yolcuya böyle bir psikolojik bir destek veriyor. Aha jetse iyidir deniyor. Fakat bu e, turboprop uçaklar ne yazık ki ülkemizde hem 90'ların başında hem de işte 2000'lerde bu Borajet'le birlikte ne yazık ki beklenen etkiyi bir türlü yaratamamış. insanımızı kendini sevdirememiş durumda ama burada tabi yolcuyu anlatmaktan çok çeşitli işletme hataları, yanlış planlamalar da ne yazık ki çok etkin oldu. Keşke işte iç hatlarımızda vızır vızır bu pervaneli uçaklar uçsa, sadece işte İstanbul'dan Ankara'dan değil işte Trabzon'dan Antalya'ya uçsa, Van'dan Diyarbakır'a gitse veya Kapadokya'dan kalkıp Antalya'da Gazi Paşa'ya falan gibi hayaller kuruyoruz yıllardır ama e, bu ne yazık ki bir türlü harekete geçmiyor. Yolcular permanili istemiyor, jet istiyorlar. E, bir yerden sonra da jetin maliyetleri yüksek gelince de e, uçak biletleri çok pahalı deniyor. Ben geçen hafta Ankara üzerinden işte o Kars yolculuğunu yaparken otobüs bileti 95 liraydı, uçak bileti 235 liraydı yani görüyorsunuz işte otobüsler de artık çok uygun değil ama ne yazık ki bu işte pandemi nedeniyle herkesin geliri çok düşmüş durumda. Bir yandan da maliyetler arttığı için de bunlar da işte uçak biletlerine, otobüs biletlerine her şeye yansıyor. gerçekten makas açıldıkça da uçak bir yerden sonra hayal olmaya başlıyor. Umarız sağlığımıza en kısa zamanda kavuşuruz. Tekrar ekonominin çarkları hızlı bir şekilde dönmeye devam eder. Çünkü tüm dünyada olduğu gibi de hani bu Koronavirüs salgını bir yandan da bir ekonomik durgunluk getirmiş durumda. Herkes bundan çok ciddi olarak etkileniyor. Bir başka konu ise, gelişme ise detaylı video yaptığımız için çok fazla e, detayını anlatmayacağım. T-129 Atak helikopterlerinin faz 2 teslimatlarının başlamasıydı. Onu da e, videoyu linklere bırakıyorum. Lütfen detaylar için o videoyu izleyin. Ne tür farklar var, neler hedefleniyor. Aynı zamanda T-129 Atak'ın Türkiye'de kara kuvvetleri, kara havacılık, jandarma havacılıktan sonra 3. kullanıcısı da Emniyet Genel Müdürlüğü oldu. Artık poliste de T-129 atak helikopterleri var envanterlerinde. O konuyla ilgili detaylı videomuzda linklerde bulabilirsiniz. Bu haftanın gelişmelerini sizlere değerlendirmeye çalıştım. Lütfen sorularınızı yorum olarak yazın. İşbirlikleriniz için info.tolgozbek.com adresinden bana mesaj yollayabilirsiniz. Katıl tuşuyla kanalımıza destek verebileceğiniz gibi abone olarak ve bildirimlerinizi açarak da bizi daha yakından takip edebilirsiniz. Detaylı savunma ve havacılık haberlerimiz ise tolgozbek.com sitemizde. Haftaya yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.